فاز حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي
لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم الفاتحة. Abdülkadir Hamdi hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Allah kabul etsin efendim. Marmara'nın sesi 11. yaşında ve bu güzel kahvaltı programımızı düzenleyen ve Marmara'nın Sesi imtiyaz sahibi yönetim kurulu başkanı Sayın Sebahattin Acar Beyefendi'yi güçlü alkışlarınızla açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ehlen ve sehlen şereftu bikum. Ala ayni ve rasi yaşa Abdülkadir. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Değerli misafirler, değerli konuklar. Bugün bu güzel anlamda böyle değerli dostlarımızın karşısında heyecanlı olmamak mümkün değil. Değerli Müsait Genel Başkanım, değerli abim Profesör Doktor Ömer Bolat. Hoş geldiniz değerli abim. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gazetemiz Marmara'nın Sesi ve Savtul Şap Arap dünyasında biz Savtul Şap gazetesine çıkartıyoruz. Marmara'nın Sesi 11, Savtul Şap da 2 yaşında. Evet, bugün buralara gelmişsek sizin gibi değerli dostlarımızın sayesindedir. Tüm hazırına teşekkürlerimi arz ediyorum. Tabii heyecanlıyız Sayın Başkanım. Heyecanlı olmamak elde değil böyle güzel dostları bulmak. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, meslektaşlarım, değerli sadaka temsilcileri, değerli siyasi parti temsilcileri, bu güzel günümüzde hoş geldiniz, şeref verdiniz. Fazla konuşmamı yapamayacağım çünkü değerli başkanım Müsait Üçüncü Dönem Genel Başkan Ömer Bolat'ın acil işi olduğundan dolayı ona hemen mikrofonu arz edeceğim. Buyur sayın değerli başkanım. Selamun aleyküm. Marmara'nın Sesi gazetesi başkanı ve genel yayın yönetmeni değerli kardeşim Sabahattin Acar ve çok kıymetli gönüllü teşekkürlerin başkanları, değerli medya mensupları, kıymetli hocalarım, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli medya mensupları. Bugüne kadar katıldığımız Marmara'nın Sesi gazetesi olarak düzenlenen toplantıların en kalabalığı oldu. Bunun sebebi şu, Sabahattin kardeşim yeni zamanlar böyle az zaman önce Kur'an öğrenmeye başlamış ve çok seviyor Kur'an okumayı. Bir gün geldi dedi ki ben bir Kur'an tilavet programı yapmak istiyorum dedi. Mevlid-i Nebi nedeniyle bundan bir ay kadar önce biliyorsunuz peygamberimizin doğum yıl dönümünü idrak ettik hep beraber Mevlid Kandili'ni idrak ettik. Ben de dedim ki çok güzel ama programda bir de bir konu olmalı bunun yanında. Peygamberimizin hayatı olabilir, İslam dünyasının durumu olabilir. O zaman dedi başkanım sen de bir konuşma yapar mısın dedi. Olabilir dedim. Bizi buraya bir araya getiren ve bu en kalabalık toplantıyı yapmamıza vesile olan şey sizlerin, bizlerin, hepimizin Kur'an'a olan bağlılığımız, aidiyetimizdir. Rabbimize hamdolsun ki bizi İslam üzerine yarattı ve Kur'an'a bağlı meydana getirdi.
Bu nedenle bu toplantının bereketi, muhabbeti çok daha yüksek oldu. Bunu da görmekten gerçekten ben de eminim sizler de ziyadesiyle mutlu oldunuz. Ve uzun süredir görmediğim birçok başkanlarımızı, arkadaşlarımızı aynı masa etrafında görmekte ayrıca hep beni çok mutlu etti. Güzel sohbetler icra ettik. Tabii Cüce Allah bize mükemmel kitabı Kur'an-ı Kerim'e hediye etti ve ona uyun dedi. Ama biz Müslüman alemi olarak acaba nerelerdeyiz şu anda? Bugün doğan birisi ya da yakın zamanda doğan birisi şöyle bir dünya konjonktürüne baktığında çok da iç açıcı bir tablo görmüyor. Bunu hepimiz kabul etmemiz lazım. Ama tarihimize baktığımızda bundan 1000 yıl önce bilimde, fende, sanatta, her alanda Müslümanlar çok ileriydi. Yine 1500'lü yılların başı, 1900'lü yılların ortası arasında 400 yıl boyunca İslam beldesi, Darül İslam, barış bölgesiydi. Zaten İslam kelimesi barış demektir kelime anlamı itibariyle. Ama son 150 yılda bir şeyler oldu ve ciddi bir gerileme dönemi içinde kaldık. Bunu kabul etmemiz lazım. 1500-1900'de İslam toprakları barış, huzur ve refah bölgesiyken Batı ne durumdaydı? Batı'da o dönemde 10 tane büyük iç savaşlar, mezhepler savaşı yaşandı. 10 milyonlarca kişinin öldü. Daha geçen yüzyılda 1914-18 arası Birinci Dünya Savaşı Avrupa kıtasında cereyan etti. 23 milyon insan öldü. 1939-45 yılları arasında 6 yılda İkinci Dünya Savaşı cereyan etti ve tam 63 milyon insan öldü. Dünya nüfusu 2 milyardı. Sadece 2 milyarken dünya nüfusunun %3,5'u İkinci Dünya Savaşı'nda vefat etti. En büyük mezhep savaşları, en kanlı iç savaşlar, bölgesel savaşlar, sınır savaşları aslında Batı dünyasında yaşandı. Afrika'da milyonlarca insanların soykırıma uğradığı, katledildiği sömürge katliamlarını hatırlayalım. Afrika'nın doğusu İngilizlerin, batısı Fransızların olmuş. Kuzey Afrika'yı bölüşmüşler, Güney Afrika taraflarını bölüşmüşler. Amerika'da 70 milyon Kızılderili öldürülmüş. Onun için birileri eğer Müslümanlarla alakalı, İslamiyetle alakalı karalama yapmaya çalışırsa hepimizin onlara vereceği birçok cevap var ve bu anlattıklarımızın hepsi tarihi gerçekler. Abartısız rakamların, olayların hepsi gerçek. Günümüze geldiğimizde bakıyoruz, Osmanlı İmparatorluğu topraklarından 22 tane ülke çıkarıldı. Kuzey Afrika'da İngilizler, Fransızlar kopardı. Orta Doğu'da kopardılar. Rahmetli Abdülhamit'i 1909'da devirdikleri zaman 33 yıllık dönemini sadece 9 yılda 1. Dünya Savaşı'nın bittiği Mondros Mütarekesi'ne kadar 1918'e kadar 9 yılda bizim topraklarımız 5 milyon kilometre kareden iç Anadolu'ya 250 bin kilometre kareye düşmüştük. Bütün vatan toprakları işgal edilmişti. 9 yılda hepsi. Aynı bugün Yemen'in, Libya'nın, Suriye'nin durumları gibi, Allah korusun Irak'taki sıkıntılar gibi, Afganistan'daki durum gibi, Somali'deki durum gibi bir tablo vardı. Daha sonra bu savaşlardan sonra İslam ülkelerinden birçoğu siyasi bağımsızlığa kavuştular İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ama birçoğunda maalesef ekonomik bağımsızlığı alamadılar. Eski sömürge yönetimleri orada
kendilerine bağlı ekipleri kurdular, şirketleri kurdular. Düzen devam etti. Bu arada dünyada soğuk savaş yaşandı. Komünist blok, Doğu blokuna karşı Batı bloku ve bu 1989'da komünist blok yıkıldı. Soğuk savaş sona erdi. Oralara özgürlük geldi, demokrasi geldi, refah geldi. Ama baktığımızda birçok İslam ülkesi açısından, Afrika ülkesi açısından bu rüzgarlar bir türlü bizim ülkelerimize, o ülkelere gelmedi. 1970'ten sonra petrol fiyatlarının OPEC ile beraber yükseltilmesiyle petrol ve daha sonra doğalgaz üreten İslam ülkeleri büyük bir gelire kavuştular. Altyapı yatırımları, üst yapı yatırımları, Orta Doğu merkezli, Körfez, Kuzey Afrika, bazı Türkiye Cumhuriyetlerde bu anlamda çok ciddi bir ekonomik canlanma ve kalkınma atakları yapılmaya çalışıldı. Ama daha çok inşaat merkezli, üst yapı, altyapı merkezli bir gelişme sağlanmaya çalışıldı ve muazzam bir silah satışları yapıldı bu ülkelere ve de fazla paraları New York'ta, Paris'te, Londra'da, Frankfurt'ta, Cenevre'de tutulmaya devam edildi. Ama gün geldi, o ülkenin başıyla iş tutan batılı ülkeler, o liderler devrildiğinde kendi ülkelerinde duran paraları bloke ettiler, vermediler. Kaddafi'nin İtalya'ya, Fransa'ya gönderdiği 65 milyar dolar Fransa ve İtalya tarafından Libya hükümetine daha sonra ödenmedi. Aynı şekilde İran'ın başına geldi. Şah döneminde Amerikan bankalarına gönderilen 19 milyar dolar, bugünün parası en az 200 milyar dolar eder. 79'da devrimle gelen İran hükümetine verilmedi. Paralara el koyuyorlar, İsviçre'ye gönderiyorlar. İsviçre paraları bloke ediyor, Amerika paraları bloke ediyor. Böyle de bir gerçek var. Sonra 2011 geldi. Tunus'ta başlayan Arap Baharı rüzgarları Tunus, Mısır, Libya, Suriye, Yemen gibi ülkelerde esmeye başlandı. Ve bu 1989'da Orta ve Doğu Avrupa'da, Balkanlar'da, Baltık ülkelerinde meydana gelen demokrasi, özgürlük, refah, iş, aş kalkışması Orta Doğu ülkelerine 20 sene gecikmeli geldi. 21-22 sene gecikmeli geldi. Önce başarıldı gibi oldu ama sonra içerideki statüko yanlısı çevreler ordu ile işbirliği yaparak Batı'dan da aldıkları desteklerle bir de baktık ki Arap Baharı Arap kışına döndürüldü. Arap Baharı'nda Türkiye'den etkilenme çoktu. Nasıl olur da demokrasiyle yönetilen, seçimle yönetilen, refahı artan, özgürlükleri artan ve İsrail'in zulmüne dur diyebilen, one minute diyebilen bir İslam ülkesi olabiliyor. Bizim ülkelerimiz niye bunu yapmıyor, bizim liderlerimiz niye bunu yapmıyor diye etkilendiler. Yolsuzluklara, yasaklara ve yoksulluğa karşı bir direnişti Arap Baharı. Ve bir iki sene içinde maalesef ya iç savaş yoluyla ya darbe yoluyla Arap Baharı yaşanan ülkeler Arap kışını yaşar hale geldiler. Ve bugün son zamanlarda baktığımızda Lübnan'da, Irak'ta, başka ülkelerde de benzeri halkın talepleri, Cezayir'de halkın talepleri, sokağa dökülen istekleri olabiliyor. Şunu unutmayalım ki arkadaşlar, Sabahattin Zaim hocamızdan bizzat duyduğum bir ifadeydi. Arkadaşlar demişti bize, İslam ülkelerinin
bir barış, huzur dönemine ihtiyacı var. Kaynaklarını eğitime, insanlara iş bulmaya, ekonomiye harcamaları gereken uzun bir barış dönemine ihtiyaçları var ki bu ülkeler kalkınabilsin, gelişebilsin. Ama baktığımızda özellikle mezhep temelli ve kavmiyet, ırk temelli iç savaşlar, sınır savaşları, bölgesel savaşlar, darbeler İslam ülkelerinin birçoğunun adeta kaderi haline getiriliyor. Ne oluyor? İnsanlar, milyonlarca insan öldürülüyor. İşte 81-88 İran-Irak kapıştırıldı. 1 milyon Müslüman öldü. 1 trilyon dolar para harcadılar. Daha sonra Irak Kuveyt'i işgale tahrik edildi, teşvik edildi ve Amerika Orta Doğu'ya adımını attı. Olanı biliyorsunuz, 2,5 trilyon dolar para harcandı. Gene 1 milyondan fazla Iraklı öldü. Yemen'deki iç savaşın faturası, Bosna Hersek'teki 250 bin Müslümana yönelik katliam. Yeni bunlar, 10 yıllık, 20 yıllık gelişmeler. Kosova'daki Müslümanlara yönelik Sırp katliamı, hep bunları yaşadık arkadaşlar. Kafkaslar'da, Çeçenistan'da hep bunları birlikte gördük. Demek ki İslam dini, dayanışma dini, birleşme dini, biz tersini yapıyoruz. İslam ülkelerinin bir barış ve huzur dönemine, birbirleriyle dayanışmaya ihtiyaçları var. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri 51 devletten oluşuyor. Onların eyalet dediğine bakmayın, hepsi devlet. Avrupa Birliği 28 Avrupa ülkesini federal bir çatı altında bir araya getirme çabasıdır. İngiltere 31 Ocak'ta çıkacak, 27 ülkeyle devam edecek. Ama İslam ülkelerinde ne yaptılar? Osmanlı'dan 22 ülke çıkardılar. Condoleezza Rice, Amerika'nın ulusal güvenlik sekreteri ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Ne demişti bundan 15 sene önce? 22 ülkeden 49 ülke çıkaracağız dedi. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da. Plan bu. Niçin Orta Doğu'ya bu kadar çok ilgi gösteriyorlar? Ne var Orta Doğu'da? Çünkü Orta Doğu dinlerin merkezi, medeniyetlerin merkezi, İslam'ın kıblesi orada. Orayı kontrol altına almak istiyor. İkincisi, petrol ve doğalgaz var. Petrol varsa ben oradayım diyor. Petrol yoksa yiyin birbirinizi, yok edin birbirinizi diyorlar. Üçüncüsü, İsrail'in güvenliği. Büyük İsrail projesi için biz her şeyi yapmaya hazırız diyor adamlar. Bu nedenle İsrail'in güvenlik altında olması için Irak'ın parçalanması gerekiyor dediler. Suriye'nin parçalanması gerekiyor dediler. Mısır'ın kontrol altında tutulması gerekiyor dediler. Filistin'in zayıflatılıp parçalanması lazım dediler. Türkiye'nin, İran'ın zayıflatılması lazım diye çalışıyorlar. Biz çalışmamızı yapıyor muyuz? Tehlikenin farkında mıyız? Resim bu arkadaşlar. Biraz da size birkaç rakamlar vermek istiyorum. İslam dünyası dünyada neyi ifade ediyor anlamında. Kısaca Türkiye'nin bakışını şey yapıp Allah izin verirse bitireceğim. Şöyle ki 1.7 milyar nüfusla dünyanın nüfusunun %24'ü Müslümanlar. Dünya petrolünün %65'i, dünya petrol üretiminin %65'i Müslümanların elinde. Körfez ülkelerinin bir yıllık zekatı Afrika'daki açlık sorununa yetiyor arkadaşlar. 7,5 milyar dolar yetiyor Afrika'nın açlık sorunu için. Ama bu paralar verilmiyor. 120 milyar dolar silah alıyorlar Amerika'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, Rusya'dan. Ama o silahları bile kullanamıyorlar. Dünya doğalgaz üretiminde Müslümanların payı %55. Doğal kauçukta %70. Dünya kalay üretiminde %52. Uranyum yataklarında %40.
Hurmada %93, buğdayda %15, pirinçte %17, baharatta %39. Ama bakıyorsunuz 57 ülkeli İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dünya üretimindeki payı %10 sadece. Dünya üretimi 80 milyar dolar. O zaman %10, 8 milyar dolar bizim, 8 trilyon dolar. Dünya üretimi 80 trilyon dolar. Müslümanların payı 8 trilyon dolar. Türkiye'ye, Malezya ve Endonezya'yı çıkaralım. Geriye petrol ve doğalgaz üretimi kalıyor. Türkiye dünya Müslümanlarının toplam sanayi üretiminin %25'ini Türkiye yapıyor. Fas'tan Endonezya'ya kadar olan coğrafyada. Amerika'nın dünya üretimindeki payı %19. 28 ülkeli Avrupa Birliği'nin payı %20. Çin'in payı %13. Çin yükseldikçe Amerika ve Batı Çin'e karşı korumacı önlemlere başladılar. Katar'da kişi başına milli gelir 55-53 bin dolar. Etiyopya'da kişi başına milli gelir 177 dolar. Dünyada en az gelişmiş 48 ülkenin 22 tanesi maalesef İslam coğrafyasında. Üretimde böyle, ticarette nasılız? Dünya ticaretindeki payımız %11,3. Toplam ihracat 2,7 trilyon dolar. Bunun da büyük kısmı petrol ve doğalgaz kalemlerinde. Daha vahimi, İslam ülkelerinin birbirleri arasındaki ticaretin toplam ticaretlerindeki payı sadece %20 arkadaşlar. %80'ini Müslüman olmayan ülkelerle yapıyormuşuz. Bu rakam 2004'te %10'du arkadaşlar. Son yılların çabalarıyla %20'ye geldi. Evet. Resim bu arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Her şeyden önce ümmet şuuruna sahip olmamız lazım. Ümmet demek, ben tok yatarken komşum aç ise ben sağlam bir Müslüman inancına sahip değilim demektir. Ümmet şuuru bunu gerektirir. Başka bir yerde Müslüman inim inim inliyor, ben sıcak yatağımda keyif içinde yatıyorsam, vur patlasın, çal oynasın oynuyorsam ben sağlam bir İslam inancına sahip değilim demektir. Ümmet şuuru Dicle'nin kıyısında eğer bir Müslümanın sorunu varsa onunla ilgilenmeyi gerektirir. Başka ülkelerle de ilgilenmeyi gerektirir. Bizim Müslümanları başka inançlardan ayıran en önemli fark o. Vefa duygusu, merhamet duygusu, yardımlaşma duygusu en çok Müslümanlarda. Avrupalılar 100 tane, 200 tane, 1000 tane göçmen konusunda alalım mı, almayalım mı diye kavga ederken biz bombalardan, ölümlerden kaçan 3,5-4 milyon insana ölümlerden kurtulsun diye kapıları açtık. 9 yıldır, 8 yıldır. Niye? Onların da ismi Ayşe, Fatma, Ahmet, Hasan, Hüseyin biliyoruz. Aynı inanca sahibiz. En önemlisi insan olmaları. Bunun dışında İslam ülkelerinin mutlak surette aralarında gümrük vergilerini kaldırmaları, ticareti kolaylaştırmaları, finans engellerini kaldırmaları lazım. Benim Pakistan'la iş yaparken paramız New York'tan gidip gelmemeli. New York'taki bankaya %3, %5 komisyon gitmemeli. Bu işlem direkt transfer olabilmeli. Halk Bankası'nın başına niye sıkıntı getirdi Amerikalılar? Zarrab olayı diye bir şey çıkardılar. Arkadaşlar, Türkiye'nin, Hindistan'ın petrol ve doğalgaz ödemeleri, İran'a yaptıkları ödemeler 4 yılda 35 milyar dolara ulaşmıştı. Ve bu para Halk Bankası'nda tutuluyordu. 35 milyar doların New York'a, Londra'daki bankalara gitseydi ne olacaktı? En az %5 komisyon alacaklardı. Ama Halk Bankası, bu para Halk Bankası'nda olunca ve 35 milyar dolar birikince, bunun komisyonu Türkiye'de kalınca hop dediler, dur bakalım orada dediler. Sen kim oluyorsun da
bizim kapitalist dünyanın tekerine çomak sokuyorsun diye bir Zarrab olayı, Halk Bankası olayı meydana geldi. Daha sonraki ortaya çıkan ifşaatlarda, belgelerde bunlar açıkça ortaya çıktı. Üniversiteler, öğrenciler, öğretim üyeleri arasında değişim programları olmalı İslam ülkeleri arasında. Ulaşımda direkt hatlar kullanılabilmeli. Bizden Somali'ye bir ürün gidecek. Bu Somali'ye direkt gidemiyor. Önce Dubai'ye gidiyor. Orada bir aktarma yapılıyor. Buradan gelmesi gerekiyor. Pakistan'a bir mal göndereceğiz. Direkt Pakistan'a gönderemiyoruz. Önce gemi Dubai'ye gidiyor. Orada bir aktarma yapıyor. Öbür tarafa geçiyor. Bunlar zaman maliyeti, para maliyeti ve maliyet ticareti pahalılaştıran unsurlar. İş adamları, STK'lar arasında STK yöneticileri, iş adamları için vizeler kaldırılmalı, öğrenciler için kaldırılmalı ve fuarlar, online ticaret, hükümetlerin yakınlaşması, ortak ticaret toplantıları, bunlar çok çok önem taşıyor. Türkiye ne yaptı İslam ülkeleriyle ilişkilerde? Çok kısa buna da değinip kapatacağım. Türkiye 1970'li yıllarda Milliyetçi Cephe Hükümetleri döneminde İslam Kalkınma Bankası'na üye oldu 75'te. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye oldu. Sonra 1980'li yıllarda rahmetli Özal döneminde İslam ülkeleriyle, Arap ülkeleriyle ciddi bir yakınlaşma dönemimiz oldu. Arap turistler gelmeye başladı. Sarıyer, Yalova vesaire. Ticaret arttı. Orta Doğu ihracat merkezleri kuruldu. İş adamlarımız gelmeye gitmeye başladılar. Daha sonra 90'lı yıllarda, o zor dönemde, sıkıntılı yıllarda bu bağlar büyük ölçüde kopmuştu. Sonra 2000'li yıllarda komşu ülkelerle sıfır sorun, İslam ülkeleriyle, komşu ülkelerle azami ekonomik sosyal entegrasyon gibi politikalarla yakınlaşma hızlandı. Ticaret arttı, turizm arttı. İki tane rakam vereceğim size. 2002'de İslam ülkeleri 57 ülkenin Türkiye'nin 36 milyar dolarlık ihracatı içindeki payı kaçtı biliyor musunuz arkadaşlar? %11'di. 36 milyar doların %11'i de 3.8 milyar dolar, 3.9 milyar dolar yapıyor. 2012'de İslam ülkelerinin Türkiye'nin 150 milyar o zamanki 140 milyar dolarlık ihracatındaki payı %38'e çıkmıştı. Avrupa Birliği ülkelerinin payı %60'dan %39'a kadar gerilemişti. Bugün derseniz İslam ülkelerinin payı %30-31 civarında. İhracatımızda 180 milyar dolar. Avrupa'nın da payı %50. Yine çok iyi tabii 2002'deki %11'e kıyasla. Turiste baktığımızda 2002'de 250 bin turist geliyormuş Türkiye'ye. Şimdi 3 milyon Arap turist geliyor. 2 milyon İranlı turist geliyor. Batılı turist kişi başına 650 dolar harcıyor Türkiye'de. Arap turist kişi başına 3000 dolar harcıyor. Bazen birilerini duyuyoruz. Ya bıktık bunlardan, gelmesin, niye geliyor falan diyen ırkçı yaklaşımda bulunanları görüyorum, ben üzülüyorum. Batılı beyaz geldiğinde fazla üzülmüyor da Arap turist geldiğinde rahatsız oluyor. Böyle insanlar oluyor arada veya ağzından kaçırıyor. Ya sadece rakama baksak, rakam bile yani hangisinin daha faydalı olduğunu gösteriyor. Hepsi gelsin. Bizim ülkemize sermaye getiren, turizm girişi getiren, yatırım getiren, bütün yatırımcılar başımızın üstünde yeri olur. Çünkü sermaye olmazsa, yatırım olmazsa ülkemiz büyüyemez, gelişemez ki. Pasta küçülür, birbirimizi yeriz Allah korusun. İşsizlik, açsızlık ortalığı kıran götürür. Bak komşularımızın hali ortada. O nedenle arkadaşlar bizim yeniden Kur'an'ın kodlarına dönmemiz lazım. Fabrika ayarlarımıza dönmemiz lazım. İslam'ın bize öğrettiği güzellikleri içselleştirmemiz, yaşamamız ve uygulamamız lazım. Ve
kardeşlerimize el uzatmamız lazım. İslam dünyasında barışın, huzurun, ekonomik refahın, dayanışmanın, karşılıklı ekonomik entegrasyonun, ticaretin, turizmin, üniversiteler arası değişimin, STK'ların değişiminin artmasına şiddetli ihtiyacımız var. Cenab-ı Allah bizi vahdete çağırıyor. İslam vahdet dinidir. Yani birlik dinidir. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var diyor Rabbimiz. O nedenle inşallah yarınlarımız bütün Müslümanlar ve İslam alemi için, insanlık için hayırlar olur. Eğer biz tehlikenin farkında olmazsak, birbirimize düşersek, birbirimizin eksiğini gidiğini konuşarak birbirimizle çatışırsak, bak adamlar gülerek seyrediyorlar bizim halimizi. Ve nasıl bunları yok ediyoruz, bitiriyoruz diye hepsi bayram ediyorlar. Yiyin birbirinizi diye bayram ediyorlar. Onun için bu tuzaklara düşmeyelim. Ben daveti için Marmara'nın Sesi ve değerli sahibi Sabahattin Acar kardeşime teşekkür ediyorum. Kendisini tebrik ediyorum. 13 yıldır bu bayrağı yere indirmeden taşımaya, yükseltmeye çaba sarf ediyor. Hep birlikte destek olalım yerel medyanın ayakta kalması için. Ama bizi buraya bir araya getiren gerçek sebep Sabahattin'in bir Kur'an programı yapma arzusuydu. Ve bu kadar güzel, nezih bir topluluk Kur'an'a davete icabet etti. Ben hepinizle bir arada olduğum için Rabbime şükrediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyor. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Televizyon izleyenlerimiz Marmara'nın Sesi 11. yılını kutladı bugün ve Kur'an tilavetiyle programımız başladı ve gerçekten çok nezih, çok kaliteli bir program sergilendi bugün ve ben öncelikle Marmara'nın Sesi gazetesinin imtiyaz sahibi yönetim kurulu başkanı Sayın Sabahattin Acar'a teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum, tebrik ediyorum ve nice 11. yaşlar, 100. yaşlar olsun diyoruz. Bu güzel programla ilgili neler söyleyecekler kıymetli Sabahattin Acar'dan dinliyoruz. Evet, sevgili SRT izleyicilere ve SRT İstanbul temsilcisi Esra Polat'a bu röportajından dolayı çok teşekkür ediyorum. Esra Polat, tabii biz 11. yaşımız 11 ama biz buraya kadar nasıl geldik, nasıl geçtik hakikaten bir Allah biliyor, bir de biz biliyoruz. Yani bu başarımız bizim başarımız değil. Bu başarı Yüce Rabbim'in başarısı. Yüce Rabbim bizimle oldu mu hiç kimse seni durduramaz. Tabi Kur'an-ı Kerim tilaveti dediniz. Neden Kur'an-ı Kerim? Şimdi bir insan ölünce mi Kur'an'ı hatırlamak lazım? Kesinlikle hayır. Biz Kur'an-ı Kerim ölülere değil canlılara inmiştir. Onun için Kur'an-ı Kerim tilaveti. Tabi biz Kur'an-ı Kerim tilaveti dediği zaman
bazılara şey gelebiliyor, ters gelebiliyor. Ya neden Kur'an-ı Kerim? Kardeşim, Kur'an-ı Kerim bizim kitabımızdır. Yüce Rabbimiz bize verdi. Bir emanettir ve Yüce Rabbimin kelamıdır orada. Onun gibi güzel bir şey var mı? Bütün zenginlikler, her şey orada geçiyor. Onun için Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptık. Tabii bize destek veren kişiler de en azından ölmüşlerine, geçmişlerine rahmet olsun diye öyle bir organize yaptık. Tabii konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Daima benim bir sözüm var. İnsanın en büyük sermayesi dostlarıdır. İnsanın dostu olmadı mı? En büyük dost Allah'tır. En büyük dost Allah'tır. Ve değerli dostlarıdır. Dostlarımız olmasa hakikaten insanlar, Yüce Rabbim insanları değerli bir varlık yaratmıştır. Biz de o değerlere sahip çıkmalıyız. Tabii Kur'an-ı Kerim şimdi konuşmada Müsaade için dönem genel başkanı Profesör Doktor Ömer Bolat İslam dünyasıyla alakalı da konuştu. Bak İslam dünyası o kadar zengin ki zenginliğin farkında değiller. Ne diyeceksin bak? Ali İmran suresi açsınlar. Herkes baksın 102-103 ayet. Yüce Rabbim ne diyor biliyor musun? Ey Müslümanlar diyor. Birleşin Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Sımsıkı sarılın ki parçalanıp bölünmeyin. Ama bugün ne yapıyorsunuz da bizi? Paramparça bu şudur, bu şudur, şudur. Bu Türktür, bu Kürttür, bu Alevidir, bu Sünnidir, bu Alevidir. Halbuki hiçbir şey yok. Tek Müslüman. Hazreti Yusuf Aleyhisselam ne demiş? Rabbim benim canımı Müslüman olarak al. Ben de her zaman benim yaptığım dua. Rabbim benim canımı Müslüman olarak al. Ve beni Müslümanlarla birlikte kal. Yani çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Sizlerle güzel bir program oldu. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Eyvallah, Allah razı olsun. Bizlerde Marmara'nın Sesi Yönetim Kurulu Başkanı kıymetli Sebahattin Acar'a çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir gün yaşattı bize. Yol açık olsun diyoruz efendim.